Merhabalar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Merhabalar. Sizler cansınız papatyalarım. Hoş geldiniz sevgili papatyalar. Canlarım, güzel dostlar. Bak çok güzel mesajlarla geliyorlar efendim. Ben de size kalbimi gönderiyorum. Sevgili Ela, selamlar sana da canım benim. Hoş geldin yayınıma. Herkese sevgiler ve selamlar. Bu akşam farklı bir yayınla karşınızdayım. Adil Yıldırım Instagram stüdyolarından herkese merhaba. Şöyle söyleyeceğim ki bu canlı yayının bir benzeri daha önce yapılmadı. Bu canlı yayındaki soracağımız sorular daha önce herhangi bir canlı yayında konuşulmadı. Daha önce bu kadar alevli, bu kadar cayır cayır bir konuyu gündeme getirmedik. Her zaman için ilişkileri anlatıyorum size. İlişkilerle ilgili olan biten olayları size aktarıyorum. Fakat bugün madalyonun diğer yüzüne bakacağız. Karanlık yüzüne. Aynen arkamda gördüğünüz gibi bakın. Ayın aydınlık yüzünü görüyoruz. Karanlık yüzüne bakacağız efendim. Muazzam karanlık. Madalyonun diğer tarafı. Sırtlanlar. Koridorun karanlık tarafı. Girmek istemediğiniz sokaklar. Hani Allah beni korusun dediğiniz insanlar ve size onları aktaracağım. Onlar nasıl sırtlan oldular? Onları buraya getiren süreçler nelerdi? Onlar hangi süreçler neticesinde böyle insanlar oldular? Ve erkekler aslında neden sırtlan oluyorlar? Sırtlan erkeği meydana getiren formüller neler? Veya her erkek sırtlan olabilir mi? Tabii bununla kalmıyor. Aslında sorularımız bunlar da değil. Şöyle, bir erkeğin yanından kız arkadaşını kaldırabilir misin? İlişkisi olan bir kızı ayartabilir misin? Baştan çıkartabilir misin? Bir kızı her şekilde tavlarım, her şekilde kendime çekerim diyebilir misin? Aynı anda birkaç tane kadını nasıl idare ediyorsun? Bir kadını tavlamak için erkekler arasında iddiaya girilir mi? Bu iddiaların sonuçları neler olur? Gibi gibi gibi. Yani olayın felsefesine, olayın özüne gireceğiz artık. Çünkü size bir şey söyleyeceğim. Artık olayın özüne girmemizin vakti geldi. Neden? Çünkü Haziran ayındayız ve Haziran, Temmuz, Ağustos sırtlanların av mevsimi. Yani onların en yoğun avlandıkları dönem biliyorsunuz yazlık mekanlar Çeşme, Bodrum buna benzer yerler. Bugün YouTube kanalımda biliyorsunuz Şekil abileri paylaştım. Mekanın sahibi Şekil. Hani gömleğim Şekil önümden çekil gibi böyle böyle en büyük Şekil bende falan. Bu tip adamları paylaştım. Çünkü bu adamlar özellikle şekil yaparak, özellikle işte o saatler, arabalar, işte o telefonlar, o hareketler, o telefon konuşmaları, bütün kadınların gösterdiği ilgi falan sizleri etkiliyorlar. Sizleri bir şekilde tahrik edebiliyorlar. Sizlerde bir farklı bir manzara açabiliyorlar. Aa bu adam farklı bir adam, şekil bir adam. Size onları anlattım. Size onları anlatırken sadece ve sadece pratik bilgiler sundum. Yani kendi özel hayatımdan yaşadığım, direkt kendi akrabam olan ciddi şekilci bir abimizi sizlere anlattım. Birebir yaşadığım olayları anlattım belgesel tadında. Fakat bugün bu akşam başka bir şey konuşacağız. Öncelikle size bir bilgi vermek istiyorum. Yayınımıza katılacak olan arkadaşlar, sırtlancıklar, bu arkadaşlar 20'li yaşlarda değil. Neden bilmiyorum ama paylaştığımız videodan dolayı bunlar çocuk, bunların yaşı çok küçük gibi sizlerden mesajlar geldi. Ama bu adamlar kesinlikle ama kesinlikle 20'li yaşlarda değil. Birazdan onların yaşlarını sizin huzurunuzda tekrar tekrar soracağım. Şimdi bakıyorum arkadaşlarımız hazır mı? Birazdan burada olacaklarına %100 olarak eminim 1-2 dakika içerisinde. Onlar da mücadeleden kaçacak adamlara benzemiyorlar. Çünkü onlar istediler. Onlar dediler ki biz bu yayına çıkmak istiyoruz. Sırtlanları anlatmak istiyoruz. Lütfen bir de bizden dinle. Lütfen bak bize de bir söz hakkı ver. Ve burası ne biliyor musunuz? Burası Er Meydanı. Burada kendini ifade etmek istiyorsa sırtlan, tabii ki ben stüdyomu kendisine açarım. Hiç sıkıntı yok. Hem de bütün sorulara eğer dürüstçe cevap verecekseniz, bütün sorulara açıkça cevap verecekseniz ben varım dedim. Onlar da dediler ki vereceğiz abi. Sonuna kadar vereceğiz. Sen hiç merak etme. Lafı çevirmeyeceğiz. Direkt olarak sana cevaplarımızı vereceğiz dediler. Ve dolayısıyla onların mertliğine, onların bu konudaki sözüne de inanıyorum. Kendilerine evet vicdansızlar kendilerine güveniyor. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sırtlan bile olsa yürekli olsun yani. Yürekli olsun ve kendini anlatsın. Maske konusu var. Maske konusunda onların da
toplumdaki hayatlarına devam edebilmeleri için maske takmamız gerekiyor dediler. Ben de buna kesinlikle ama kesinlikle karşı çıkmadım. Çünkü böyle bir hakları var. Tabii ki takabilirsiniz dedim. Önemli olan sorularıma adam gibi cevap vermeniz, sonuna kadar cevap vermeniz dedim. Birazdan takımlar sahaya iniyor. Birazdan hakem takımlar sahaya iniyor ve papatyalar burada ben inşallah bakın inşallah bağlantıyla ilgili inşallah hiçbir sıkıntımız olmaz. Çünkü bağlantıyla ilgili sıkıntımız olmazsa zaten ben hiçbir şekilde yorumları kapatmak istemiyorum efendim. Şimdi kendilerini yavaş yavaş bekliyoruz. Buradan bir de davet yolluyorum. Hemen davet yolluyorum kendilerine. Birazdan yayında olacaklarına inanıyorum. Zannediyorum ki hazırlık yapıyorlar. Çünkü burada soruların son derece ciddi, son derece cayır cayır olduğuna hiçbir şüpheniz olmasın. Ben burada en çok merak edilen soruları biriktirdim. En çok merak edilenler bu adamların çalışma yöntemi nedir? Bu adamlar nasıl yaklaşıyorlar? Bir mekanda kızlara yaklaşım biçimleri neler? Ben bütün bunları özellikle onlara sormak istiyorum. Çünkü yaz mevsiminde muazzam derecede yoğun bir trafikte bu adamlar yazlık mekanlarda takılıyorlar. Ve bazen kızlar ikili, üçlü, dörtlü kız grupları tatile gittikleri zaman da bu adamların o şekil hareketleriyle o localar, o patlatılan şampanyalar, efendim o gösterişler, o hareketler, o bilmem nelerle gerçekten de muazzam hareketleri oluyor. Şu anda yayında gelmek üzere ekip hazır mıyoruz? İyi İyi akşamlar akşamlar hocam. beyler. İyi akşamlar hocam. İyi Benim akşamlar. Ben gözüm orada bir da kitap dalmış. görüyorum. Kitaba dalmışım hocam. Bravo, bravo. Siz nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ama beni tavlayamazsınız. Ama beni tavlayamazsınız. Ben size söyleyeyim. Bak, öncelikle iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Yayınımıza hoş hocam. geldiniz. Sizin bir seslerinizi bir duyalım. Düzgün ses geliyor mu? Selam kızlar. Merhaba arkadaşlar. Hocam hedefe kilitlendim. Onu fark ettiniz mi? Evet. Bu İki halinle bile sıfır. hedefe kilitlendin. Kesinlikle öyle. Öncelikle şu şekilde bir açılış yapalım arkadaşlar. Sizden bana gelen talep, hocam biz sırtlanları anlatmak istiyoruz şeklindeydi. Ve açıkça size tek bir soru sordum. Dedim ki, beyler sorularıma açıkça cevap verebilecek misiniz? Ve siz dediniz ki vereceğiz sonuna kadar. Bizim kaçacağımız bir durum yok. Bundan dolayı bu yayını yapıyoruz. Bir açıklama yapalım. Benim burada size şu bardağı da göstermek isterim. Bana özellikle yaptırılmış olan bu bardakta sırtlan savar olarak benim bir lakabım var. Yani bana sırtlan savar der papatyalar. Dolayısıyla bu yayını çok fazla insan merakla bekliyordu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Maske taktığınıza göre isimlerinizi de söylemeyeceksiniz. Tabii Bir ki. isim var mı yoksa ben size koyayım mı? Siz koyun güzel yardımcınız olsun hocam. Hocam siz bize isim koyun ya. Tamam, ben bir isim koyuyorum o zaman size. Şimdi bence biriniz Kazanova olsun, biriniz de Don Juan olsun. Ben Kazanova olurum hocam. Ben Don Juan olurum hocam. Sıkıntı yok. Şimdi Don Juan el kaldırsın. Tam olarak bir anlayayım. Tamam, sen Don Juan'sın. Okeydir, Evet. okeydir. Beyler, ilk soruyla başlıyorum. Cayır sorulara bir kere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Medeni cesaretiniz için teşekkür ediyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlıyorum size. Burada sorularımı hazırladım. Şimdi birinci sorumuz şu şekilde. Papatyalar, sizin yorumlarınızı açık bırakıyorum. Şu anda bağlantı ile ilgili bir sıkıntımız yok. İnşallah olmayacak. Lütfen yorumlarınızı yapın. Bir, bunu ısrarla istemenizin sebebi nedir? Yani neden ısrarla bu yayını istediniz? Ana amacınız neydi? Lütfen buyurun. Başlayayım hocam ben. Biz bu yayını gerçekten ısrarla istedik hocam. Sizi de takip ediyoruz. Bazı tiyolar alıyoruz. Bunu silah olarak da kullanıyoruz. Evet. Biz bunu ısrarla istedik. Çünkü mesele ciddi bir noktaya evrilmeye başladı hocam. Ayrımın net olarak artık yapılması lazım. Kazanova sırtlan, apaçi sırtlan ayrımını artık yapalım. Çünkü biz zorlanıyoruz. Sırtlanların içerisinde farklı segmentasyonlar var, farklı hizip grupları var, farklı görüşler var diyorsunuz, doğru mu? Tabii ki hocam. Aynı sırtlanlarda olduğu gibi biz kadınlarda da iki farklı ekip olduğuna inanıyoruz. Papatyalarda daha doğrusu. Bir Papatyalarda. dakika, şimdi bir dakika. Papatyalara henüz daha gelmiyoruz. Bir dakika şimdi. Ben Tamam. papatyalarıma laf ettirmem. Benim size soracağım bazı sorular var. Bir dakika şimdi. Şimdi buradaki yayında özellikle sizin amacınız sırtlan dünyasını detaylı olarak anlatmak. Doğru mu? Doğru hocam. Kesinlikle. Evet.
Ve özellikle bana söylediğiniz, daha önceki bu yazışmalarımızda bana ifade ettiğiniz bir şey vardı. Hocam biz sırtlan dünyasını anlatmak istiyoruz ama biz kaliteli sırtlanlarız. Ben bu yazdığınız şeyi unutmadım. Hı-hı. Dolayısıyla laf oraya gelecek. Yani söz oraya gelecek. Şimdi arkadaşlar, saygılı tavrınız benim için çok önemliydi. Dostane tavrınız, bunu söyleyeyim. Ama siz neticede bu sektördesiniz, sırtlan sektöründesiniz ve ben normalde sizin karşınızda yer alan bir adamım. Şimdi benim sorularım başlıyor cayır cayır. Ve burada arkamda da papatyaların desteği var, ona göre dikkat. Bir, birinci soruyu sordum, amacınız neydi? İkinci soru, yaşlarınız hakkında paylaştığımız videodan sonra çok fazla yorum geldi. Sizi nedense papatyalar 20'li yaşlarda zannettiler. Şimdi kaç yıldır sırtlansınız ve gerçek yaşlarınız nedir? Söyleyin lütfen. Hocam gerçek yaşlarımızı küsuratına kadar söyleyelim mi? Yoksa 30'lu yaşlardayız, yeterli mi? 35 var mı 35? 34 hocam, ben 34. Tamam, Don Juan 34, Casanova 30. 30 civarı. Peki evet. Kaç yıldır bu sektörde emek veriyorsunuz? Buyurun. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası çok uzun sürelerdir çapkınım. Ama sırtlanlığa ne zaman adım attım derseniz 20'li yaşların başı diyebiliriz. Yani ben 20'li yaşların başı. Evet. Yani birinci sınıf, ilkokul birinci sınıf aşkıma yıllar sonra yazıp şansımı denemiş bir adamım. Buradan Hande'ye selamlar. Şansım daha olur mu? Ya kızı niye karıştırıyorsun? Kızın hayatını bitirme, dur ya. Hocam düşünün, bir dakika, ben o kadar dur ya. Sadığım ki hala devam ediyor ona karşı ilgim. Güzel, güzel. Hala demek ki sırtlanlarda bir duygu olabiliyor. Oralara geleceğiz. Şimdi sen 21 yaşından beri, sevgili Casanova, 21 yaşından beri sen sırtlansın. Bunu söyledin, doğru mu? İfade doğru, bu. Doğru hocam. Don Juan'a, ona soralım lütfen, o da cevaplasın. Ben Türkiye'den 17 yaşında ayrıldım ve 6 sene önce geldim. 17 yaşında bugüne kadar olabilir hocam. Yani hayatının yarısı sırtlanlıkla geçti. Yani, doğru mu? Hocam benim daha büyük bir kısmı yani çapkınlıkla geçti ama sırtlan olduğumuz vaziyet biraz daha yaşımızın ya, bir dakika, şimdi daha şimdiden sırtlanların arasında bir rekabet var. Ben daha sırtlanım der gibi. En iyi sırtlan derim. Düşmeyin. Birbirinize düşmeyin. Beyler. Beyler birbirinize düşmeyin. Bir dakika, rekabet yok. Şimdi evet. Üçüncü soruya geçiyorum. Şimdi yavaş yavaş ısıtıyoruz suyu. Tamam mı? Üç. Diyelim ki bir erkek çok sayıda kadınla birlikte olmaya, yani sırtlan olmaya karar veriyor. Tamam mı? Evet, hangi hocam adımları atması gerekir? Sırtlan olmak için bir erkekte olması gereken özellikler neler beyler? Buyurun, en iyi siz bilirsiniz bunu. Hocam şimdi sırtlan olmaya başlamanın yani başlangıç aşaması önemli. Bu travmatik bir etki sonucu mu olur? Travmatik etkiler neler? Çok ciddi, sorunlu bir ilişki yaşamış olabilir. Bu travmatik etki sonucunda ya ne olursa olsun, yani ne olduğunun bir önemi yok. Nefes alsın yeter benim için deyip de yola çıkan oluyor. Büyük bir sırtlan sürüsü bu şekilde. Ne olursa olsun, yani nefes alsın yeter der ve maceraya başlar. Bunun sonrasında bir kısım sırtlanlar kendilerini geliştirirler, tecrübe kazanırlar. Bunu artık uygulamaya başlarlar. Bunlar artık Casanova sırtlan diye adlandırabiliriz. Ama apaçi sırtlanlar kendilerini hiçbir şekilde geliştirmez. Apaçiler var diyorsun. Tabii apaçiler ki var diyorsun. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi ben %90 ölçüde kadınlarla seans yapan biriyim koç olarak. Ama %10 da erkekler var. Bu erkeklerin arasında bazı adamlar var. Yani birebir seans yaptığımız zaman görüyorum, adam gayet yakışıklı, başarılı iş hayatında ama şunun için geliyor bana. Diyor ki abi, diyor, ben kadınlarla iletişimi kuramıyorum. Kadınlara yaklaştığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Özgüven eksikliğim var. Bu adamdan ne sırtlan ne de çapkın olmaz mı diyorsunuz? Hocam çok zorlaması lazım. Yani sırtlanlık, apaçı sırtlan olur. Dener. Herkes dener. Herkes deneyebilir. Ama belli kalitedeki kadınlara karşı şansı olmaz diye düşünüyorum ben. Yani işi zor. Böyle bir adamın işi zor. Evet. Dolayısıyla sırtlan olmak için birinci kural özgüven. Doğru mu? Doğrudur. İkinci kural para mı? Kesinlikle. Para çok önemli. Şekil kesinlikle diyelim hocam. Biz ona sadece şekil para demeyelim de. Çünkü şekil parası olup da bunu kullanamayan da var hocam. Kullanamayan da var. Onu diyeceğim. Evet. Şimdi buradan marka vermeyeceğim. Çok yakın bir tanıdığım var. Üst düzey marka bir arabaya biner.
Ama her zaman için gider, yalnız başına yemeğini yer, evine gider. Böyle bir adam da tanıyorum. Yani bu parayla da ilgili değil o kadar. Parayı para kullanmasını da bileceksin. Doğru mu? Kesinlikle evet. Siz yani, anladığım kadarıyla şeklinizi kullanıyorsunuz. Konuşturuyorsunuz yani. Olduğu kadar hocam. Mütevazı olmuyor. Evet hocam. Dikkat ediyoruz. takip ediyoruz. Her yerden takip ediyoruz. Kovalıyoruz. Gerekli imkanları, gerekli şartlar için kullanıyoruz. Evet. Tamam. Peki şimdi yavaş yavaş olaylara geçeceğim. Hafiften açıkçası Don Juan'ın da konuşmasını rica ediyorum. O böyle çok daha suskun perde arkasında mutfaktaki arka ekipman sırtlan çok tehlikeli. Bak. En tehlikeli sırtlan. En tehlikeli sırtlan. Az konuşur. Bak dördüncü soru. Aranızda iddialaşarak kız tavladınız mı? Sırtlanlar arasında iddialaşarak ben bu kızı tavlarım. İşte sen alırsın ben alırım. İşte gömleğine, takım elbisesine ya da tatiline ya da akşam yemeğine. Erkekler arasında iddialaşma olur mu? Yaşadığınız böyle bir olayı anlatır mısınız? Buyurun. Olur ama iddialar daha büyük olur. Yani gömleğine takım elbisesine olmaz olur. Hocam o büyükmüş. Biz o işe gömlek takım elbise için girmeyiz. Yani en son ben Beymen'den 10 bin liralık bir gift card kazandım. Arkadaşım sağ olsun. En son iddiamızda böyle bir kazanımım var. Gömlek pantolon için ben o riske girmem. Hobi olarak da girebilirim aslında. Adrenalin tutkunuyuz hocam biz. Bu çok heyecanlı adrenalin, değil mi? Buradaki evet. İddia kadınla cinsel ilişkiye girmek mi yoksa sadece kadını tavlayıp yemek yemek mi? Hocam şöyle, savaşta ve iddiada öncelikle her şeyin bir var. Yani konunun nereye gideceğini gerçekten bilmiyoruz. Gerçekten bize ilgisi olmayan bir kıza da körü körüne bir iddiaya giremeyiz. Bütün şansları zorlarız, mevcut şartlarımız varsa. Çok ortaya konuşuyorum, çok diplomatik konuşuyorum hocam ben herhalde. Ya şimdi siz biraz bir tedirginsiniz ama ben size evet, karşı evet. İyi niyetliyim. Bak boks eldivenlerimi takmadım. Sadece gerçekleri öğrenmek istiyorum. Diyorum ki bir iddiaya girildiği zaman sizin yaşınızda sırtlanlar, tecrübeli 20 senelik sırtlan. Benim görüşüm bunu cinsellik için yapar. Yani der ki ben bu kızı yatağa atacağım. Bütün yani, konu bu mu? İddia konusu ne? Bunu söyleyin. Her ilişkinin hocam, herkesin böyle kufon kelimeleri vardır. Mesela bir kıza yaklaştığınızda söyleyebileceğiniz belli kelimeler vardır. Geceniz güzel bitsin. Geceniz şimdi, güzel bitsin. Ama bak ben iki erkek arasındaki iddia nasıl oluyor diyorum. Yani neyine giriyorlar? İddiadaki hedef ne? Kızla hocam, ilişki yaşamak mı yoksa tamamen cinsellik mi? Bunu soruyorum. Hocam soruyu ben size söyleyeyim. Bizim klasik sorumuz. Muhtemelen bütün aynı şekilde olan arkadaşların da sorduğu soru hemen hemen benzer bu minvalde sorulardır. Bu kızı alır mısın alamaz mısın? Aynen bu. Bu kızı alır mısın alamaz mısın? Sonra ne yapacaksın? Sadece kendini ilgilendirir. Anladım. O saatten sonrası beni ilgilendirir. Yani anladım. Bir amaç belirtilebilir. Belirtilmediği sürece bu kızı alır mısın alamaz mısın? Yani onun telefon numarasını, sosyal medyasını ya da daha sonradan iletişim kurabileceğin bir şekilde bu ilişkini devam ettirebilir misin? Aslında beklediğimiz karşı taraftan iddiaya girerken o. Yani son iddiamızda mesela şöyle bir olay oldu hocam. Anlat abi olayı. Arkadaş dedi ki bu kızı alır mısın alamaz mısın? Kendisi hedef koyduğumuz al diyelim. Yanlış anlaşılmasın. Kimse de bize kızmasın. Yorumları okuduk hocam bu arada. Döveceğim diyenler olmuş. Şimdi karşıyız. Bir dakika şimdi ben buradan bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sen evet. Lütfen cevabını unutma. Ama buradan ben de yorumları okuyorum. Eğer ben sırtlanları konuk alıyorsam ben cinsellikle ilgili sorular sorarım. Eğer tabii ben sorun. Hayır bir dakika ben size söylemiyorum. Buradan yorum yazanlar var. Ben sırtlanları alıyorsam ben burada arkadaşlık muhabbeti yapmam. Çünkü sırtlanları alıyorsam ben doğa kanunlarını sorarım. Dolayısıyla cinsellik muhabbeti diyenler hani yapabileceğim bir şey yok. Ben cinselliği sorarım. Çünkü benim felsefeme göre sırtlanın bütün felsefesi zaten cinsellik. Yani sırtlan cinselliği yaşayan ve ondan sonra ortadan kaybolan adam. Onun için cinsellikle ilgili tabii ki belden aşağı konular konuşmayacağız. Ama cinsellikle ilgili sorularımız olacak mecburen. Çünkü bugünkü bütün konumuz bu. Ben baştan bunu papatyalara söylüyorum. Sormak zorundayım çünkü bütün merak bu adamlar nasıl avlanıyor, neler yapıyor ve amaçları ne? Onun için harbi bir yayın olacak bu. Yumuşak bir yayın değil. Bu kanlı ve sert bir yayın. Şimdi devam ediyoruz efendim. Lütfen sen cevabını unutma ve devam et. Hocam gerçekten bu iddiaya koyulan hedef zor bir hedefti benim için. Çünkü hiçbir görsel iletişim yok. Kız hiç oralı değil. Nereden çıktı bu kız? Niye o kız için iddiaya girildi? Kız nereden çıktı?
Hocam kız gerçekten bulunduğumuz mekanda dikkat çeken ve görsel olarak herkesi etkileyebilecek kapasiteli bir kızdı. Yani albenisi vardı diyebiliriz. Yani cezbediciydi. Dolayısıyla kolay hedefler koymayız iddia için. Yani neden girelim öyle bir iddia? Ortamın en dikkat çeken kızıydı. Evet. Öyle herhalde. Zor bir Okey. kızdı. Tamam, zor bir kızdı ve Biz iddiaya biliyorsun. girdiniz. Hocam ne yaparsak yapalım biz girişten itibaren, seremoniden itibaren yerimize geçene kadar bu kızı etkileyemedik. İlk kıvılcımı veremedik. Ben onu fark ettim. Ben girişte hemen süzdüm ve ilk girişte belli olan göze çarpan bir kızdı. Alır mısın? Dönerim dedim. Sonra burada geliyoruz. Papatyaların gerçek yüzüne geliyoruz hocam. Oraya da biraz değineceğim. Bir dakika, O şimdi bir olayda böyle bir dakika, bir şey dakika, bir var. dakika, bir dakika. Şimdi papatyaları karıştırma. Bak şimdi ben burada papatyalarıma laf ettirmem. Bir saniye. Burada papatyalarımla ilgili bir konu geçmesin. Ben sizden şunu istiyorum. Değil ki bazı kadınların da farklı bir yüzü vardır. Erkeklerin olduğu gibi. Bunu söyleyebilirsin. Ama Evet. lütfen papatyaları karıştırmayalım. Şimdi sen Hocam ilk sonunda gittin. karıştıracağımıza emin olabilirsiniz. Her türlü İlk papatyalar gittin. o işte İlk çekici hocam. gittin. Baktın ki kız zor bir kız. Peki devam etme lütfen. Açıklıkla anlat. Kız zor bir kız ama bizim iletişimimiz yanındaki arkadaşıyla var hocam. Yakın arkadaş. Evet. Muhtemelen burada izleyen bir sürü Ha. kızın yakın arkadaşı vardır. Bak Gözü şimdi. etrafta olan. Ben o kızı tespit ettim. Gördüm. İlgisi var. Biliyorum. Artık uygun bir ortam oluşturup konuşmam lazım. Genelde bu tarz işleri ya sigara içme bölgelerinde, sigara diyebiliyoruz ya Instagram her şeyi söyleriz. Tamam, Evet söyle sigarayı. Evet. evet. Sigara içme bölgelerinde ya da tuvaletlerde konuşma yoluna gidiyoruz. Direkt masaya gidip oturmak gibi bu şekilde davranmıyoruz yani. Bizim tarzımız değil en azından. Tamam, evet. Gittim kız arkadaşıyla konuştum. Dedim ki ben böyle böyle bir iddiaya girdim. Senin yanındaki kız arkadaşınla benim iletişime geçmem lazım. İddia da büyük. Sen de ne istersen yaparım şu an. O durumdayım. Yani bir de şeyi de sürdürmemem lazım kendime. Yani laf da ettirmemem lazım. Başladım bu işi artık. Bitirmem de lazım. Her yol mübah dediğim gibi hocam. Savaşta ve iddiada. Evet. Bu şekilde konuştum. Kız da sağ olsun. Benim için sağ olsun. Kız arkadaşım muhtemelen nefret etmiştir sonradan öğrenince. Gitti, konuştu, hoşlandığını söyledi. O saatten sonra dikkat etmeye Bir dakika, başladı, bir ister dakika. Bir şey istemez. sorabilir miyim? Bir şey soracağım Kazanova. Önemli bir nokta. Ben Evet. şuna inanmıyorum. İlişkiler üzerine yıllardır çalışan birisi olarak senin anlattıklarına inanıyorum. Ama o kızın, yani senin bir araç olarak adeta bir maşa gibi kullandığın, hani ana hedefe giderken kullandığın kızın, ona ya bu çocuk senden hoşlanıyormuş diyerek kandırabileceğine inanmıyorum. Hoşlanmak lafı hiçbir kızı etkilemez, ben söyleyeyim. Aman hocam. Keşke şöyle bir şey olsaydı. Ben isterdim ki kendi göz kontağımla kendim gideyim konuşayım. Bu kızlar için itici bir şeydir. Başkasını göndermek, başa Aynen. kovalamak. Özgüven eksikliği. Evet. Evet. Başka bir şansım yoktu hocam. Peki İddiaya bu girmesi gerekir. işe yaradı mı? Yani hoşlanıyormuş dedi. Sen kızı Tabii ki aldın. hocam. Evet. Sen Yani kızı ilgisini aldın. çektikten sonra, bir merak uyandırdıktan sonra o saatten sonra yaptığım hareketlerle evet ilgisini çektim ve mekan çıkışında konuştum. Evet. Evet. Mekan çıkışını bekledin ve konuştun. Yani Evet. erkekler arasında iddia konusu var. Acaba Kesinlikle. tarihe damgasını vurmuş olan, bütün tarihi etkilemiş olan Casanova iki laf edecek mi? Don Juan mı hocam? Casanova Don çok mu Juan. ısrar? Özür dilerim. Don Juan. Don Juan. Hocam rica ederim. Zorlarsanız bir vali hikayesini bir anlatsın. Şu vale hikayesini bir alalım. Hadi bakalım. Hocam aslında vali hikayesi şöyle. Yani sonuçta kadınlar zeki erkekleri sever. Yani hani ve bazen kadınlara ulaşmak gereğinden fazla zor olabilir. Doğru. Bir tatil beldesindeydik. Mekan ismini vermeyelim. Ben de Tamam. mekana giriyordum. Girerken hanımefendiyle peş peşe araçlarımızı peş peşe valeye verdik. O araçtan indiğini gördüm. İki kız arkadaş indiler arabadan. Sonuçta ben de baktım. Göz var, nizam var. Güzel, hoş bir kız. İçeride gittiler. Bir masaya oturdular. Masaya erkekler de geldi. Grupça bir eğlence var. Sonra işte bakıyoruz falan böyle. Kızların masasında erkekler de var. Tabii. Yani O arka... erkek olan masadan kız kaldırdın, öyle mi? Şimdi şu tam öyle değil belki ama Tamam, şöyle anlat o olabilir. zaman, buyur. Tam öyle hocam. Anlat anlat anlat, her şeyi konuşacağız, anlat O abi. esnada ben tabii dışarı çıktım. Valeye 100 lira verdim. Dedim ki şu kızın arabasının ruhsatını çekip bana atar mısın? Valeden ruhsatı alıyorsun.
Ruhsatın fotoğrafını istiyorum. Vay. 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 Hocam neden maske taktığımızı anladınız mı? Yani özel hayatın gizli bir ihlal var yani, anladınız mı? Vale'yi de kullanıyor bu konuda. Vale ruhsatın fotokopisini veriyor sana. Peki devamını anlatır mısın? Ruhsatın resmini bana attı. Vale'ye numaramı verdim. Neyse ruhsatta işte kızın bilgileri, adresi, adı soyadı falan yazıyor. Ya olabilirdi. Araç başka birinin adına kayıtlı olabilirdi. Başka bir şey olabilir ama onun adına olduğunu tespit etmiş olduk yani oradan. Neden? Çünkü ruhsattaki ismi Instagram'a ya da Facebook'a girince o kızın resmi çıkıyor. Heh. Ve hani tabii böyle bir durum oluştu. Sonra mekandan çıkarken tekrar baktık. Dikkatli bakmıyoruz. Tabii onlar da bize dikkatli bakmıyor. Aradan işte bir gün falan geçti. Bir gün sonra o Instagram hesabına normalde tabii direkt böyle bir şey atmak çok hoş değil, çok etik de değil. Hani böyle bir şey olmayacağı için başka bir arkadaşımıza eklettik bunu. Kız tatil belgelerine gidildiği beachler, mekanlar bellidir. Oradan story atıyor. Sonra aynı ortama gidip orada onunla tesadüf eseri çalışmış gibi. Zaten kızın o esnada bütün bilgileri çıkıyor. Şimdi mesela adres bilgisi var. İstanbul Bağcılar yazıyor. Ya ben seni İstanbul Bağcılar'dan tanıyorum. Aslında şurada karşılaşmıştık. Şöyle olmuştu, böyle vay, olmuştu. Vay vay vay. Oradan giriyorsun muhabbeti. Tabii. Vay. Yani kızı ben seni dün aslında gördüm. Ruhsatını şuradan aldım. Bilgilerini buradan edindim. Ama ondan sonra seni bu şekilde buldum gibi değil de. Yani Facebook'da ortak arkadaşlarına bakabilirsin. Ortalama kızın nelerden hoşlandığını, neler yaptığını falan görebilirsin. Ondan sonra da ona göre çeşitli yaklaşımlarla ona yaklaşıp etkileyebilirsin. Tabii burada en önemli nokta şu. İtici olmamak lazım. Yani yaklaşırken çok ısrarcı, çok itici, böyle çok ciddi olmamak lazım. Başta arkadaş gibi olmak, daha sonra işte modunu biraz daha değiştirmek, o kızı o an eğlendirmek, kendini mutlu hissettirmek çok önemli şeyler. Bunları yapabiliyorsanız. Anahtar kelimeyi sevgili Don Juan, sen anahtar kelimeyi şu anda söyledin. Arkadaşça yaklaşıyorsunuz. Doğru muyum abi? Siz arkadaşça yaklaşıyorsunuz. Kişiye göre değişiyor. Tamamen kişi. Yani o gün ortamın enerjisine ve kişinin durumuna göre değişir. Yani burada siz iyi yürekli, onun yanında olan dostane insanlarsınız. Yani yaklaşım... Dostane değil hocam. Dostlarımız var. Şu anda da yayındalar. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Size kötü bir gözle bakmıyoruz. Yani sizin yaklaşımınız arkadaş ya. Zor gün dostu falan gibi. Ya kimi zaman, ama kimi zaman öyle yaklaşmıyorum diyorsun. Şimdi ben yorumlara bakıyorum. Vale hikayesi çok ciddi ses getirdi bak. İnanılmaz diyorlar, acayip. Yani gidiyorsun oradan ruhsatın fotokopisini alıyorsun. Oradan kızın adresini, bilgilerini buluyorsun. Sonra kızı ekliyorsun, başka bir arkadaşını kullanıyorsun. Aslında bir grup çalışması var. Yani tek yani başına değil. Ekip çalışması her zaman şart. Her olayda ekip çalışması. Ne yaparsanız yapın. Bu konuda yani... Güvenebileceğiniz insanlar kesinlikle yanınızda olmalı. Tek olmamalı. güvenilir ekip arkadaşları lazım, evet. Kesinlikle. O an ne tepkiyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Yani ne cevap alacağınızı ya da nasıl yaklaşacağınızı aslında analiz ettiğiniz kız analiz ettiğiniz gibi biri olmayabilir. Ana konu bu. Ana konu bu. Yani baltayı taşa vurabilir misin? Öyle bir kesinlikle. İhtimal var. Kesinlikle. Vurduğumuz var. Yani. Onları soracağım. Onları soracağım. Şimdi sorulara devam ediyorum. Bakın bomba sorular var burada. Beşinci soru beyler. Yeni tanıştığınız bir kadının zor veya kolay, yani kolay iletişim kurulur ya da zor iletişim kurulur olduğunu hangi söz ve davranışlarından anlarsınız? Bir mekanda tanıştınız. Ya bu kız zor, beni uğraştırır veya bu kızı ben alırım. Hani sizin tabirinizle alırım. Sözünü hangi davranışlarına göre belirlersiniz? Hangisi daha çekicidir? Zor mu kolay mı? Herhalde siz zoru seviyorsunuz. Zor olan kadının aklını çelmek için neler yaparsınız? Buyurun efendim. Hocam, öncelikle hepsi bizim bebeklerimiz. Kolay, zor. Biz kadınlar aslında çok da... ya bu yayını kirletme. Bu yayını kirletme. Hocam siz sabanınızda ağlamayacağımıza söz verdik. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Nedir abi olay? Zor ve kolay olayını anlat. Bizim buradaki görüşümüz zorsa hemen yaparız. İmkansızsa zaman alır hocam. Vay. Büyük oynadın şampiyon. Evet. Şöyle bir şey var. Zor kadın da kendini tabii ki belli ediyor ama
kolay kadın dediğimiz basit kadın anlamına gelmesin. Yani kolay acemi, daha kolay vakit geçirebileceği, ilişki kurabileceği bir set çekmeyecek kişiden bahsediyoruz aslında kolay derken. Anladım. Çok fazla tecrübesi olmayan, ilişki tecrübesi olmayan. Bence buradaki anahtar kelime bu. İlişki tecrübesi olmayan kızı galiba duygularını etkilerken siz daha kolay yürüyorsunuz. Yani daha tabii sizin için basit oluyor. Çünkü siz tabii bu konuda, yani bu sırtlanlık konusundaki eleştireceğim, söyleyeceğim şeyler var. Önce bir konuşmanızı istiyorum, sonra benim söyleyeceklerim var. Şimdi siz bu konularda çalıştığınız için 15-20 yıldır, dolayısıyla bir kadında nasıl duygu yaratılır, bir kadında o duyguyu yarattıktan sonra sizden ne gibi beklentisi olur, bunları biliyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla siz sırtlanlar, yarattığınız duygunun karşılığında kadında oluşan yaralanmayı hiç umursamıyorsunuz. Yani kadının duygu dünyasındaki o gelgitleri, o türbülansları bilmiyorsunuz. Çünkü kadın duygu ürettiği zaman, bir beklentiye girdiği zaman ciddi anlamda yaralanan bir varlık. Ve üzgün kadınlar, yaralı kadınların toplumda ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir sorun olduğu da sizi çok ilgilendirmiyor. Yani bu sizin meseleniz değil, değil mi? Hocam, aslında vicdanlı ve merhametli yaratıklarız. Yani işin özünde. Hı. Ama bir intikam duygusu da olabilir. Yorumlarda da yazmışlar zaten. Hani geçmişlerinde ne var acaba? Ne yaşadılar da böyle oldular? Birkaç mantıklı yorum var hocam. Ne yaşadılar da böyle oldular? Bizim de kalbimiz kırılmış zamanında. Kalbimiz kırılmış. Biz tahmin etmişiz. Çok üzülmüşüz. Yani biz de acı çektik hocam. Biz de kolay gelmedik yani bu noktalara. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapacağım biliyor musun bu yayında? Ben sorularımı soracağım. Ben sizi ağırlıyorum, sorularımı soracağım. Ama papatyaların vicdanı gerekli kararı verecektir. Ben sorularımı soracağım. Siz de harbi cevaplar veriyorsunuz. Bakın şimdi 6. soru. Çünkü benim işim yargılamak değil. Ben insanları yargılamayı sevmem. Ben soru sorarım. Ben bir yaşam koçuyum, ilişki koçuyum. Ben doğru soruları sorarım, karşıdaki cevabını verir. Sizin verdiğiniz cevaplar neticesinde sizin vicdanınız rahatsa, siz gece rahat uyuyabiliyorsanız benim açımdan hiçbir sorun yok. Şimdi devam ediyorum. Bir kızla birliktesin ve seni arkadaşlarıyla tanıştırıyor. En yakın kız arkadaşı sana yürüyor. Böyle bir durumda nasıl davranırsın? Yani kızın en yakınındaki kız sana açıkça asılıyor ve yürüyor. Böyle bir şey yaşadınız mı? Ve böyle bir durumda nasıl davranırsın? Sırtlanların atasözü var. Bir kız yanında 10 tane daha kız getirir diye. Siz de bu şekilde sevgilinizin arkadaşlarıyla birlikte oldunuz mu? Buyurun, dürüst, harbi hocam, şekilde. Öncelikle çok sağ olsunlar. Aferin onlara, arkadaşlarıyla tanıştırdıkları için çok teşekkür ederiz. ama şunu da söylüyorum. Eğer herkesi tanıştırıyorsa erkek arkadaşıyla, Allah akıl fikir de versin. Kadınlar birbirlerine nasıl güvenebiliyorlar aklım almıyor yani. Neden gerçekten böyle dedin? Niye böyle dedin? Bize hocam göre duygusallar. Yani duyguların esiri olmuşlar ve duyguları yönetiyor. Yani böyle bir durum var, böyle bir gerçek var. Yani nasıl güvenebilirsiniz? Ya kadınlar bir kere samimi değil. Hocam biz erkekler olarak bir post atıyoruz. Affedersiniz, en yakın arkadaşım altına bok gibi yazıyor. Mesela kadınlar da böyle değil. Kadın bir post atıyor. Ne kadar güzelsin, müthişsin canım. İşte çok güzelsin. Yani bir samimiyetsizlik var kızların arasında. Bir dakika, her kadında yok. Ama ana sorudan uzaklaşmayalım. Bak, sevgili kazanamaz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ortamdasın. Kız arkadaşın var, bir ilişkin var. Tamam mı? O seni arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Bir arkadaşının sana yürüdüğü oldu mu? Oldu hocam, evet. Peki anlatayım, nasıl davrandın? Ben. Nasıl hissettin? Kendini cennette mi hissettin? Ne oldu? Hocam şöyle bir durum oldu. Yani ilgi her zaman erkeğin hoşuna gider hocam. Böyle bir şey oldu. Beni kız arkadaşlarıyla tanıştırdı. Ben de kız arkadaşının ilgisini fark ettim. İlişkimiz boyunca bir yörelimde bulunmadım. Ama biz kız arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla genelde iyi geçiniriz. Yani tamam. İyi kızın, geçinmek zorundayız. Kızın ilgisini nasıl fark ettiğini anlatır mısın? Bakışlarından, yani masada bir espri yapılıyor. Onun daha fazla gülmesinden. Anladım. Saçından, seninle daha fazla irtibat kurmasından, fotoğraflarını daha çok beğenmesinden, storylerinin en büyük takipçisi olmasından falan anlayabiliyorsunuz hocam. Yavaş yavaş hissediyorsunuz.
Yani sen bir dakika, bu konu önemli. Sen şimdi biraz önemli bir konuya geldin. Müsaade et. Şimdi bazı ben açıklamalar yapmalıyım. Diyorsun ki benim bir ilişkim vardı. Onun arkadaşıyla tanıştım. Kız beni ekledi Instagram'dan. Baktım arkadaşı olan kız, en yakın arkadaşı neyse, hikayelerime ilk başta o bakıyor. Yani benim sevgilimden önce bakıyor. Aynen öyle. Ya burada bir gariplik var mı? Bence var. Haklısın. Devam et. Gariplik var hocam. Bakışlarında, gülüşlerinde, ilgisinde bir gariplik var. Yani belli ediyor. Biz artık anlıyoruz hocam. Yani kim ne derse desin artık bunu çözmüş durumdayız. Şöyle bir durum oldu. Kız arkadaşıyla normal arkadaşız. Sonra bunlar kavga ettiler. Benim sevgilimle kavga ettiler. Kız da kavga ettikten sonra, ya sana Mehmet bir şey söylemek zorundayım. Oo, adı da verdik. Ne güzel ya. Bravo. Hocam. Evet. Beni bulun. Canlı yayında. Beni bulun. İşte böyle. İşte böyle gol atarım. İşte böyle evet. Gol atarım. Ama o ismi duymamış gibi yapacağım. Bak, evet, etik hocam, değerler. O gerçek bir etik, etik kurallar. Etik kurallar. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgili dostlar, bir canlı yayın kazası yaşandı şu an. Evet evet ya. Yok, ben şimdi, hep bundan korkuyorum. Ya bizim bir şey söyleyeceğim. Bizim yüzyıllardır tanıdığımız Kazanova'nın meğerse Türkçe bir ismi varmış. Olacak evet, iş hocam. Değil ya. Ya olmaz evet. Böyle bir şey. Şimdi aynen aynı ciddiyetle devam edelim. Ama sen biraz ara ver. Sen yoruldun. Don Juan cevaplasın. En yakın arkadaşı sana hiç yürüdü mü abicim? Ya böyle durumlar oldu tabii. Yani yürüyen insanlar oldu. Şöyle. Ben zaten bütün kızları şöyle görüyorum. Bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadın. Hiçbir zaman kesinlikle. Onun en büyük düşmanı hiçbir zaman bir erkek olmadı. Yani yüzyıllarca. Yani hani tarih boyunca bu böyle bence. Bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadın olduğu için onun en yakın arkadaşının olma olasılığı da bence en yüksek ihtimal yani. Anladım. Yani bu durum olduğunda ben kız arkadaşımla ilişkime devam ettim. İlişkim bittikten sonra. Bittikten sonra. O kız teselli amaçlı zaten şöyle o ilişkinin sonlandığını ilk duyanlardan bir tanesi oluyor. O kız yazıyor, sizinle görüşmek istiyor, kahve içmek istiyor. Diyor ki ya aslında o sana böyle davranıyordu. Sen olumsuz, ne kadar olumsuz şey söylersen söyle. Sana hep evet sen haklısın aslında o böyle oldu. Seni haklı bulan tavırlarla sana yaklaşıyor zaten. Sen bunu fark ediyorsun, hissediyorsun ama tamamen duyarsız kalıyorsun o dönemde. Ne kadar duyarsız kalırsanız o kadar size karşı o kadar verici olur çünkü. Wow. Yani ilgisiz davranıyorsun abi. Kesinlikle. Sen şimdi, ilgisiz davrandıkça o üstüne mi geliyor o arkadaşı evet, olan? O ilgiyi fark ettirmek isteyecektir. Mesela moraliniz bozuk, akşam size bir pasta alıp evinize gelir. Mesela. Wow. Yani tesellinin kralı yani. Tabii tabii. Yani, teselli edecek. Sağ olsun hocam. Başım ağrıyor dersin. Başım ağrıyor. Bugün başım ağrıyor dersin. İşte atıyorum bir işte karışımlar var ya hocam. Nane limon falan gibi karışımlar. Evet. Ya işte şunlardan yaptım. İstersen bundan birkaç yudum iç ve dinlen. Ya kız gibi. Bayağı gözüne kestirmiş. Tabii burada, böyle durumlar oldu. Burada o karakterin bu sana teselli eden bu iyi kalpli ablanın o arkadaşıyla arkadaşlığı sağlam mı değildi? Niye böyle yapıyor? Normalde en yakın arkadaşının eski eksiyle birlikte olmaması lazım. Yani buradaki arkadaşlık mı sağlam değil? Göründüğü kadar iyi mi değil? Sizin buradaki analiziniz nedir? Yani ya göründüğü kadar iyi değil ya zaten birbirlerine karşı ben de samimi olmadıklarına inanıyorum. Yani kadınların kendi aralarında birbirlerine karşı samimi olmadıklarına kesinlikle inandığım için ya da şöyle bir durum söz konusu. Onun mesela farklı yönleri var. Siz mesela bir Kazanova'ysanız o kızın olumsuz yönleriyle ilgilenmezsiniz. Mesela kızların genelde yedekleri vardır ve kızlar kendi aralarında bunları birbirinin yedeklerini bilirler. Mesela benim kız arkadaşımla ben mesela görüşüyorum, sevgiliyim ve o kızın bir yedeği var. O kıza yazan bir erkek var zaten. Kız o erkeği her zaman bir noktada tutar. Hocam bunları konuşacağız. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Don Juan. Bu bahsettiğin bizim erkek alemindeki tabiri caizse stepne mi? Stepne deriz biz. Aynen öyle. Stepne. Yani her kadının bir stepnesi var. Şimdi bir dakika. Stepne erkekler var.
Şimdi sen kız arkadaşının bir stepnesi olduğunu hissetmene rağmen o ilişkiye devam ettiğin oldu mu? Dürüst cevap ver. Tabii ki oldu. Yani bu karşı...